camlarda da. Çaldırdı bize. Show Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu. Parlamenter sistem bir vesayet sistemidir dedi. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Sen Gazi Mustafa Kemal'in partisi değil misin? Niye ihanet ediyorsun dedi. Biz yeni sistemi Erdoğan için değil, Erdoğan için getiriyoruz. Söze böyle başladı. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Sesinin tonu hiç düşmedi. Ey Kılıçdaroğlu, sen yalan makinesisin. Yalan üstüne yalan. Yalanı bunun kadar güzel kullanan yok. Cumhurbaşkanı Antalya'da toplu açılış törenindeydi. Parlamenter sistem bir vesayet sistemidir dedi. Konuşmasının büyük bölümünde Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 18-25 yaş arasındaki gençlere seçilme imkanı verilmesi bu değişimi ne yapacak? Daha da hızlandıracak. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti gençlere emanet etmemiş miydi? Kılıçdaroğlu sen Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başında değil misin? O zaman Gazi Mustafa Kemal'e niye ihanet ediyorsun? Erdoğan yeni sistemi anlatırken Cumhurbaşkanı hesap vermeyecek eleştirilerine de yanıt verdi. Seçimlerde de millet doğrudan doğru hesabı soracaktır. Hesap veren bir cumhurbaşkanı için evet mi? Rahatladın mı Kılıçdaroğlu? Bak 7 kez seçim kaybettin kongrelerde vesaire hala oradasın. Ama burada duramazsın. Burada kaybettiğin zaman gönderirler. Dün de milli maç öncesi moral için futbolcuların soyunma odasına gitti. Oyunculara sürpriz yaptı. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Futbolcularla tek tek tokalaşırken milli takımın Beşiktaşlı futbolcusu İsmail Köybaşı hazırlıksız yakalandı. Giyinmeye çalıştı, zor anları kameraya yansıdı. Referanduma 22 gün kala liderlerin meydanlardan verdikleri mesajların tonu da giderek yükseliyor. Başbakan Binali Yıldırım miting maratonuna Bitlis ve Siirt'te devam etti. Terör örgütlerinin referandum kampanyasında birlikte hareket ettiğini söyledi. Evet çıkınca FETÖ ve PKK bitecek dedi. Bu FETÖ denen örgüt PKK bölücü örgütüyle kardeştir. Bunlar ikizdir. Biri Said-i Nursi'ye ihanet etti. Diğeri de Kürt kardeşlerimize ihanet etti. Başbakan referandum mesaisinde Bitlis'teydi. Said Nursi'nin memleketinden FETÖ'yü hedef aldı. Bu hain FETÖ, Said-i Nursi'nin tırnağı olamaz. Said-i Nursi yaşasaydı bunu yanına bile sokmazdı. Başbakan 15 Temmuz'da PKK ile FETÖ birlikte hareket etti dedi. Şimdi de hayır için bir aradalar diye devam etti. Hayır çıksın diye kol kola girmişler, omuz omuza çalışıyorlar. Evet çıkacak, PKK da bitecek, FETÖ de bitecek. Ana muhalefette vardı hedefinde. Kılıçdaroğlu'nun hemen her adreste dile getirdiği gelin televizyonda tartışalım çağrısına yanıt verdi. Televizyonlara çıkıp tartışalım diyor. Neyi tartışacağız kardeşim, neyi? Açıp şu anayasa değişikliğini bile okumamışsın. Tek adam eleştirileri için aynaya bak diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Tek adam görmek istiyorsan aynaya bak, aynaya. Seçim olan yerde tek adam olur mu? Bitlislilere bir de müjde verdi başbakan. Ardından miting maratonunu Siirt'te sürdürdü. Mutlaka sizin de bir havalimanınız olacak. Başbakanın eşi Semiha Yıldırım da İstanbul'da 81 ilde 81 anaokulu projesinin startını verdi. Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Öğrenmeye ve keşfetmeye açık bu parlak zihinleri aileler ve öğretmenler olarak doğruya yönlendirmeliyiz. Kılıçdaroğlu'ysa Diyarbakır'daydı. Çarpıcı iddiasını sürdürdü. Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık verecekler dedi. Parlamenter sistem değişince hangi derdimize çözüm olacak diye sordu. Bizi kandırdı dediler. FETÖ terör örgütü seni kandırdı da kardeşim
buna sebep olan parlamenter sistem miydi? Sorularını peş peşe sıraladı. İşsizlik örneği verdi. Evet diyen sendikalara çattı. Krallar gibi yaşayacaksın. İktidara yağcılık yapmak için de evet diyeceksin. Evet diyorsan önce git taşeron işçisi ol. Anayasa değişiklik teklifini, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Neyi çözecek diye sordu. Hem anayasaya uymuyorlar hem anayasa değişikliği getiriyorlar. Ya önce anayasaya uyun. Bir Allah'ın kulu çıkıp şunu bana açıklasın. Bir kişiye bu kadar yetki veriyoruz, şu derdinizi çözecek. Ben de bileyim. Kılıçdaroğlu referandum mesaisine Diyarbakır'da devam etti. Diyarbakır turunda kendisine zırhlı araç tahsis edildi. İşçi, memur, emekli, öğrenci, her kesime mesajı vardı. Evet demenin vebali ağırdır. Kimse çocuklarına hesap veremez. Dış politikaya, Avrupa ile yaşanan krizlere ayrı bir sayfa açtı. Cumhurbaşkanı ve hükümete herkesle kavga ediyorlar diye yüklendi. Diline hakim olamayan devleti iyi yönetemez. Koro halinde saldırıyorlar. Acaba Kılıçdaroğlu bize cevap verecek mi? Vallahi vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Suriyelilere vatandaşlık verilecek diye de tepki gösterdi. Şimdi diyorlar ki hele şu evet çıksın, ondan sonra 4 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık hakkı vereceğiz. 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye parlamenter sistem dolayısıyla mı geldi? MHP lideri Bahçeli de referandum maratonunda 3. adresinde Kayseri'deydi. Parti içi muhalefete sert sözlerle yüklendi bir daha. Hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı. Cahil desem değildir. Bildiğim kadarıyla okuması yazması vardır. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle yüklendi. Gündemin en sıcak başlığı Amerika'nın kabinde elektronik eşya kısıtlamasını FETÖ üzerinden eleştirdi. Terörden rahatsızsa kendini kainat imamı gören imansızı Türk adaletine teslim edecek yürekliliği ve hukuki sorumluluğu ne zaman gösterecektir? Anayasa değişiklik teklifini madde madde anlattı. Hayırcı MHP'lilere bir kez daha aramızdaki çürükler dedi. Çarpıtmalara, çarpık kafalara, aramızdan çıkan çürüklere bakmayın. İlkelerimizden taviz vermedik, ülkülerimizden ayrılmadık. Anayasanın ilk 4 maddesi üzerinden kendisini eleştiren Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Ses tonu çok yüksekti. Asıl felaket Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hayırcı yoldaşı FETÖ'nün yeni sığınağı aydınlıkçılardır. Avrupa ile bir kriz bitmeden diğeri başlıyor. Bu kez İngiltere skandal bir rapora imza attı. 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün yaptığına ilişkin yeterli bilgiye sahip değiliz dedi. Almanya'dan sonra şimdi de İngiltere darbe girişiminde FETÖ'nün sorumlu olduğundan şüphe duyulduğunu belirten bir rapor hazırladı. Kanıtlar yetersizdendi. İngiliz parlamentosunun Dış İlişkiler Komisyonu hazırladı o skandal raporu. Türkiye'nin FETÖ ile darbe girişimi arasındaki ilişki konusunda bildirdiklerine inanıldığı ancak FETÖ konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı savunuldu raporda. Geçen hafta da Almanya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı Federal Haber Alma Servisi'nin başkanı Türkiye'deki darbe girişiminden FETÖ'nün sorumlu olduğundan şüphe ettiğini söylemişti. Bir kriz bitmeden diğeri başladı. İngiltere Dış İlişkiler Komisyonu raporu kaleme almadan önce Türkiye'de üst düzey ziyaretler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la da görüşmüştü, bilgi almıştı. FETÖ konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz ifadelerinin yer aldığı rapor İngiliz hükümetine tavsiye niteliği taşıyor. Türkiye, Almanya'dan gelen açıklamalara tepkisini sürdürürken İngiltere'den çıkan rapor bu kez gözlerin İngiliz parlamentosuna çevrilmesine neden oldu. Sakarya Emniyeti dün gece ayaktaydı. Polisler cep telefonlarına gelen acil kod mesajıyla evlerinden çıktılar. 1150 polis kısa sürede kent meydanında toplandı. Çok geçmeden de gerçek anlaşıldı. Polis memuru Sefa Yılmaz. Sağ ol Sayın Valim. 1150 polis gece cep telefonlarına gelen mesajla harekete geçti. Olağanüstü bir durum vardı. Yarım saat içinde tüm emniyet kent merkezinde toplandı. O anda meydanda bulunan vatandaşlar da ne olduğunu anlayamadı. Nasılsınız? Sağ olun.
Sağ olun. Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Sakarya Valiliği olağanüstü haller için bir eylem planı hazırladı. Olağanüstü durumda polislerin görev yerlerine en kısa zamanda gelmesi planlandı. İlk prova da dün yapıldı. Kısa sürede, yarım saat içerisinde aşağı yukarı arkadaşlarımız burada toplandılar. Gece 1'de emniyetten polislerin cep telefonlarına "İvedi görev yerinize alın" mesajı gitti. 1150 polis yarım saat sonra kent meydanındaydı. Karşılarına olağanüstü bir durum değil, vali çıktı. Sen de iyi misin evladım? Sağ ol hocam. Ben kaçırıp benim. Vali tek tek yoklama yaptı. Sizlere çağrı geldikten sonra süratli bir şekilde intikal ettiniz. Üstün vazife anlayışınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Polisleri alanda görenler de önce darbeciler yeniden harekete geçti sandı. Olayın bir tatbikat olduğunu anlayınca da rahat bir nefes aldı. Bir haber geldi, anında ateş maddi geldi. Maşallah. Vatandaşlar evet. Halk özel harekat sayın malum. Tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi. Allah'a emanet olun. Sağ olun. 25 yaşındaki Funda Gülmez'in cansız bedeni yaşadığı dairede bulunmuştu. Cinayetin en büyük şüphelisi ise birlikte yaşadığı erkek arkadaşıydı. Arkadaşının evinde yakalanan zanlı cinayeti kendi doğum gününde Funda'yı kıskandığı için işlediğini itiraf etti. Poşete sarılmış halde bulunmuştu cansız bedeni. Funda'nın yakınları onun korkunç bir cinayete kurban gittiğini eve gidince fark etti. Katil genç kızın cesedini evden çıkaramadan kayıplara karışmıştı. Funda'nın katili saklandığı evde yakalandı. 25 yaşındaki Funda Gülmez 3 ay önce erkek arkadaşıyla Çiğli'deki bir apartman dairesinde birlikte yaşamaya başladı. Yakınları genç kız ve sevgilisine ulaşamayınca evlerine gitti. Kapıyı açan olmadı. Çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Funda'nın bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Katili genç kızın cansız bedenini poşete sarmıştı. Evden çıkarmaya hazırlanıyordu. Ancak bunu başaramadı. Polis aynı evi paylaştığı erkek arkadaşına ulaşamayınca tüm şüpheler onun üzerinde yoğunlaştı. Yaptığı araştırmada katil zanlısının Konak ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonda genç kızın sevgilisi ve onun arkadaşı gözaltına alındı. Genç kızın erkek arkadaşı o gün doğum gününün olduğunu, kutlamanın ardından da Funda'yı telefonla konuşurken gördüğünü ve onu kıskandığı için öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor. Amerika ve İngiltere'ye İstanbul'dan direkt uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz kısıtlaması bugün başladı. Yolcuların bir kısmı elektronik cihazlarını valizlerine koyarken bir kısmının içinde farklı bir yöntem geliştirilmişti. Uçakta elektronik eşyaya yasak geldi, yolcular eğlencesiz kaldı. Uygulama bugün başladı. Görevliler elektronik cihazları özel bavulda topladı. Gerek yoktu yasaklanmasına ama. Bagaja mı koydunuz? Evet. Politik büyük ihtimalle diye düşünüyorum ben. Hallolacaktır diye düşünüyorum. Havalimanlarında bugün ekstra güvenlik yoğunluğu hakim, Amerika ve İngiltere'nin getirdiği elektronik yasakla birlikte bilet geçiş noktalarında kuyruk uzadı. İngiltere ve Amerika bazı havalimanlarından direkt uçuşla ülkelerine gelecek olan yolculara cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını kabine sokma yasağı getirmişti. 10 havalimanı arasında İstanbul'daki havalimanları da vardı. O yasak bu sabahki uçuşlarla başladı. Yasaklı cihazlar doğrudan Amerika'ya ve Londra'ya uçuşlarda yaşanıyor. Gördüğünüz gibi bu panolarla birlikte vatandaşlar da uyarılmış. O cihazlar da bu kare içerisinde toplanmış. Laptoplar, tabletler, oyun konsolları, DVD player'lar ve kamera gibi cihazlar bu yasağın içine dahil. Dahil olmayanlarsa sadece sağlık cihazları. Cep telefonundan büyük olan cihazların kontrolü işte tam bu noktada yapılmak zorunda. Çünkü uçağın içine alınamıyor. İşte vatandaşlar da bilet aldıkları noktada mecburen bagajlarına cep telefonundan büyük olan elektronik tabletlerini ve laptoplarını koyuyorlar. Görevliler kontarların önünde yasaklı elektronik cihazlar konusunda yolcuları uyardı. Türk Hava Yolları ise soruna çözümü elektronik muhafaza bavuluyla buldu. Elektronik cihazlar görevlilere teslim edildi.
Koymadım bagajıma çünkü kaybolmasını, hırsızlık olmasını istemiyorum. Teslim edeceğiz ve sonra devralacağız. Kaybolmayacak böylece. Yolculara bagaj etiketi verildi. Teslim edilen cihazlar yolculara New York'ta ya da Londra'da teslim edilecek. Eyvallah. Bulgaristan skandal bir karara imza attı. İddia bu. Aralarında AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun da bulunduğu isimler için ülkeye giriş yasağı konuldu. Bu isimler istenmeyen kişiler listesi içinde bulunuyor. Sayın Aziz Babuşçu'yu kürsüye davet ediyorum. Skandal kararı ülkedeki haber ajansları duyurdu. Bulgaristan, milletvekili Aziz Babuşçu'yu istenmeyen kişiler listesine aldı. Ülkeye girişine engel koydu. Bulgaristan'a daha önce bir kere gitmiştim. Onun dışında zaten Bulgaristan'da gidip gelme anlamında bir trafiğim de yok zaten. Bulgaristan, pazar günü yapılacak erken genel seçimlere hazırlanırken çifte vatandaşların Kapıkule sınır kapısından geçişleri engellenmişti. Günler öncesinden ülkedeki ırkçı gruplar sınırı kapattı. Türklerin geçişlerine izin vermedi. Türkiye'den sadece çifte vatandaşların yürüyerek geçmesine izin çıktı. Bir süre sonra da araç trafiğini açan Bulgaristan krizi farklı bir boyuta taşıdı. Edirne Valiliği'nde özel kalem müdürü olan İbrahim Tarancı, Bulgaristan'da gözaltına alınmış ve sebep olarak ulusal güvenliği tehdit olarak açıklanmıştı. Ve şimdi bir başka iddia ise Bulgar medyasında gündeme geldi. İddiaya göre AK Parti milletvekili Aziz Babuşçu ve Sofya'daki elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata da istenmeyen yabancılar listesine alındı. Aziz Babuşçu'nun Bulgaristan'a girişinin yasaklandığını ortaya atan iddiaya ise Aziz Babuşçu açıklık getirdi. Şu anda bu konuyla ilgili bana ulaşmış hiçbir bilgi ve belge yok. Bulgaristan Türkiye Parlamenter Arası Dostluk Grubu Başkanıyım. Evet. Benim Bulgaristan'la aramızdaki ilişkilerde dostluğumuzu çoğaltacak ilişki dışında bir tavrım söz konusu bile olamaz. Aziz Babuşçu söz konusu iddia ile ilgili haberlerin asılsız olabileceğini belirtti. Bulgaristan'daki seçimlerle ilişkilendirilerek böyle bir giriş yasağı işte Bulgar medyasında yer almış. Bize ulaşan bir bilgi belge söz konusu olduğunda yeniden değerlendiririz. Hepsi bu. Önce Van, ardından Bursa. Polisler her iki adreste de zehir tacirlerine göz açtırmadı. Van'da zehir taciri bavula yaptığı gizli bölmeyle havalimanında şehir değiştirmeye çalışırken yakalandı. Uyuşturucuyu valizin içinde yaptığı gizli bölmeye sakladı. Önce X-ray cihazındaki güvenliğe, ardından da narkotik köpeğine yakalandı. Zehir taciri İranlı'nın planı tutmadı. Adres Van. İranlı yolcu bavulun içine yaptığı gizli bölmenin fark edilemeyeceğinden emindi. Havalimanının X-ray cihazından düşünmeden geçirdi. Ama umduğu gibi olmadı. Güvenlik görevlileri ilk etapta gizli bölmeyi fark edemedi. Narkotik köpekleriyle yapılan aramada ekipler bavulda zehir olduğunu tespit etti. Uyuşturucuyu polis kıyafetlerin altına yapılan gizli bölmeden çıkardı. İstanbul'a götürülmek istenen 2 kilo zehir bulundu. Zehir taciri gözaltına alındı. Bursa'da da ekiplerin hedefinde uyuşturucu satıcıları vardı. 9 adres eş zamanlı basıldı. 9 zehir taciri gözaltına alındı. 10 binlerce lira değerinde zehir, tüfekler ve tabancalar ele geçirildi. Sayacaksınız mı kaç tane olduğunu? Sayacağız. Mal varlığını veriyor. Kimden haberi var, kimin haberi var? Bu problemi çözene evimi vereceğim dedi. Niye yapar? Ne bileyim ben, kendisine sorun, niye yapıyor acaba? Asıl problemi kendi evinde yaşadı. Bu yıllardır bu işleri yapıyor. Sen olsan ne yaparsın bana söyle, ne yaparsın? Emekli matematik öğretmeninin en büyük imtihanı... Eşinizi alacak mısınız yani? Az sonra şov haberdi. Trafik kurallarını hiçe sayan bir kamyonet şoförü kaldırımda ölüme davetiye çıkarttı. Galerici Fikret Yıldız iş yerinin önünde temiz hava alırken geri giden kamyonetin altında kaldı. Mutlak bir ölümü birkaç kırıkla atlattı. Elin cebinde yürüyor. Bir de baktım arabanın altındayım. Üstelik kaldırımda yürürken yaşadı bunları. Geri giden kamyonet galericiyi altına aldı. O kamyonetin şoförü onu az kalsın hayattan da kopartacaktı. Yanımdaki arkadaşları sesiyle durdu. Karnımın üzerinde durmasa araba olduğu gibi üstümden geçti. Fikret Yıldız, galeri sahibi. Dün güneşi görünce iş yerinden çıktı, kaldırımda yürümeye başladı. O an için kamyonet yanımdan geçti kaldırım üzerinden.
Kamyonetin şoförü yeniden yola inecekti. Ancak ineceği yerde bir başka araç vardı. Kamyonetle geri gelmeye başladı. 10 metre ileride durdu. Geri dönüşte hareket ettiğini de görmedim. Demek ki o da beni görmedi. Fikret Yıldız bu kaldırımda yürüyordu. Arkasından gelen kamyonetin farkında değildi. Kendini bir anda aracın altında buldu. Ezildiğini görenler şoförü uyarmasa belki de bugün hayatta olmayacaktı. Çocuk bu ses üzerine fark etti durdu ama arabanın tekeri karnımın üzerinde durdu. İleriye al falan deyince işte o da ani bir kalkışta ileriye aldı. Ayağımda çatlak. Şu kısımda şöyle yırtık var, dikiş var. Çatlak var. Şu kısım aynı şekilde. Kamyoneti ileri alan şoför de yardıma gitti. Galerici ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda ölüme davetiye çıkartan şoför gözaltına alındı. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı. Zaten onun kaldırıma çıkması zaten hata. Niye kaldırım orası? Fikret Yıldız hala yaşadığı şoku atlatabilmiş değil. Şimdi onu ezen şoförün hak ettiği cezayı almasını istiyor. Mücadelesi 6 yıl önce geçirdiği bir ameliyatla başladı. Soluk borusu delinen genç kız Türkiye, İsveç ve Amerika'da tedavi gördü. Ancak Yeşim'in yaşama sevinci, azmi onu hayatta tutmaya yetmedi. Yeşim. 6 yıldır mücadele içindeydi. Tüm Yeşim Çetir sevenlerin başı sağ olsun. Yaşadığı tüm talihsizliklere rağmen sımsıkı tutunmaya çalıştı hayata. 6 yıldır geçirdiği ameliyatlar, tedaviler onu yaşatmaya yetmedi. 25 yaşındaki Yeşim Çetir'in yıllar önce umutla çıktığı evine bugün cenazesi geldi. Allahu Ekber. Son görevimizi yapmak için buradayız. Allah mekanını cennet etsin. Yeşim Çetir 6 yıl önce ellerinin aşırı terlemesi nedeniyle İstanbul'da ameliyat edildi. Ameliyat sırasında talihsiz genç kızın soluk borusu delindi. El içi terlemesinden dolayı yapılan küçük bir ameliyatta yanlışlıkla yapılan bir yanlış. İşte hayatına mal oldu. İstanbul'da geçirdiği 3 ameliyatta başarısız olunca genç kız tedavi masrafları karşılanarak İsveç'e gönderildi. Ama yaşadığı talihsizlik burada da peşini bırakmadı. İsveç'te genç kıza yemek borusu nakli yapıldı. İlk deneme başarısız oldu. İkinci nakil denemesinde ise talihsiz genç kız aynı kaderi ikinci kez yaşadı. Doktorun hatası Yeşim'in yemek borusunun ikinci kez delinmesine sebep oldu. Yaşanmasın böyle şeyler. Bazı insanlar veya bazı doktorlar kısımdan ibret almış olabilir. Hastane yönetimi ameliyatı gerçekleştiren İsveçli doktorun görevine son verdi. Genç kızsa tedavisine devam edilmesi için Amerika'ya gönderildi. Dünyada kızımın durumu tekti. Biz yaşaması için çok mücadele ettik. 6 yılımızı verdik, gece gündüzümüzü ona bağladık ama olmadı, buna takdir ilahi gözüyle bakıyoruz. Babası Soysal medya üzerinden Yeşim'in durumu hakkında gelişmeleri paylaştı. Kısa sürede binlerce insan bu yaşam savaşının takipçisi oldu. Bu görüntülerse Yeşim'in sesine kulak veren o insanlar tarafından çekildi. Burada toplanan arkadaşlarıma kalbimle teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte ailenin bir diğer destekçisi Sağlık Bakanlığı oldu. Genç kızın tedavi masrafları için Sağlık Bakanlığı tam 600 bin dolar yani 2 milyon 400 bin lira ödedi. Yeşim. Genç kız son 2 yılını da Amerika'daki hastanede geçirdi. Ancak Yeşim'in hiçbir tedavisi sonuç vermedi. Pazar gecesi ise 6 yıllık yaşam savaşını kaybetti. Yıllar önce umutla çıktığı evine bugün cenazesi geldi. İstanbul'da son dönemde kuyumcuların kabusu olan bir çete var. O çete soygunlarında ekmek sepeti kullanıyor. Düne kadar 2 milyon lira değerinde altın çalan şebeke üyeleri son vurgunlarını Esenyurt'ta yaptı. Üstelik kendilerini gören onlarca sokak sakinine rağmen. Ekmek sepeti, siyah sepetler vardı. Neden 800 lira? Ne kulakları sağır edercesine çalan alarm ne de komşuların bağırması onları durdurdu. Ekmek sepeti ve demir kesme makinesiyle kuyumcuların kabusu olan şebeke yine mesaideydi. Ve yarım milyon liradan fazla değeri olan altınları ekmek sepetlerine doldurup kaçtılar. Sepetli hırsızların hedefinde bu kez Esenyurt'ta bir kuyumcu vardı. Yine beyaz bir arabayla geldiler ve arabayı cadde üzerine park ettiler. Daha sonra ellerinde levyelerle maskeli hırsızlar kuyumcuya doğru hareket etti. Kepenkleri levye ile kırdıktan sonra kapıyı açtılar ve içeri girdiler. O esnada alarm çaldı ancak alarm çalmasına rağmen ve komşuların çevredekilerin bağırmasına rağmen hırsızlar hırsızlık yapmaya devam ettiler. Bizler ki 800 giden 800 gider. Göz göre göre.
O anları kuyumcunun karşısında apartmanın bir sakini görüntüledi. Sokak sakinleri bağırarak onları durdurmaya çalıştı ama çete üyeleri soyguna devam etti. İşleri bitince de geldikleri otomobille uzaklaştılar. Levye kullanılarak kapı açılmış. Ekmek sepeti, siyah sepetler vardı. Mankenlerle alıp içerisine atıyorlar. Çünkü onlar için zaman sanıyorum çok önemli olsa gerek. Ekmek sepetiyle kuyumcu soyan şebeke İstanbul'un farklı noktalarında polisin radarına girdi. Küçükçekmece'de kuyumcu soyan sepetli hırsızlar bu kez Sultan Gazi'de ortaya çıktı. O caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya geldiler. Arabadan indiler. Ellerinde levyeler vardı. Ve yüzleri maskeliydi. Kuyumcunun önüne geldiler. Kepenk de kapalıydı. Önce kepengi açtılar. Ardından camı kırdılar. Çete üyeleri yine 6 kişiydi. Biri otomobilde sürücü koltuğunda bekledi. Diğerleri kuyumcudan içeri girmek için delik açtı. Günlerdir İstanbul'da ekmek sepetleriyle soygun yapan şebeke üyeleri bu kez karşılarında kalın bir vitrin camı buldu. Camı kırmak, kepengi açmaktan zor oldu onlar için. Ama çalan alarmda, kalın camda onlar için engel değildi. Ekmek sepetiyle gelen hırsızlar bu kez içeriye girmedi çünkü tezgah hemen kapının önündeydi. Camı kırdıktan sonra tezgaha uzandılar ve bankodaki tabloda bulunan altınları tek tek topladılar. Yine ekmek sepetinin içine koydular. Daha sonra geldikleri arabaya doğru hareket ettiler. Son bir ayda yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde altın çalan ve soygunlarda ekmek sepeti kullanan çete üyeleri her yerde aranıyor. 25 yaşındaki Ezgi Melek Gürdal balkonda epilepsi krizi geçirdi. 5. kattan aşağı düştü. CHP Gençlik Kolları'na üye olan genç kadın kurtarılamadı. Ölümü herkesi yasa boğdu. Evinin balkonunda epilepsi krizi geçirdi. 5. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi genç kadın kurtarılamadı. Ölüm haberi sevenlerinin içini yaktı. Ezgi Melek Gürdal daha 25 yaşındaydı. CHP Gençlik Kolları'na üyeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile böyle poz vermişti. Eşinden ayrılan Gürdal evladıyla yaşıyordu. Genç kadın dün akşam saatlerinde balkonda yalnızdı. Epilepsi hastası genç kadın kriz geçirdi. 5. kattan düştü. Durumu ağırdı. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Melek Gürdal hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. CHP Gençlik Kolları üyesi genç kadının ölümü hem ailesini hem de partilileri yasa boğdu. Sırada ölümün teğet geçtiği anlar var. Hatalı dönüş yapan bir otomobil faciaya davetiye çıkarttı. Önder Çöpler hem kendi hem de ailesinin hayatını ustaca bir manevrayla kurtardı. O anlar araç kamerasına an be an yansıdı. Aracın önünde yazdığı gibi oldu. İkisi çocuk, 5 kişiyi Allah korudu. Şarampole uçan araç şans eseri takla atmadı. Araçtakiler faciayı kılpayı atlattı. Çocuklara baktım, herhangi bir problem yok, sadece küçük çocuk ağlıyordu. Kafasına araçtan bir paket düşmüş. Adres Konya. Römork çeken bu otomobil kavşaktan. Önder Çöpler o aracı son anda fark etti, direksiyonunu kırdı. Araba kavşaktan önüme geçti. Araca vurmamak için direksiyon sağa kırdım, şarampole uçtu. Çöplerin araçta 2 minik kızı, eşi, bir de baldızı vardı. 5 kişi ölümün eşiğinden döndü. Onlar şoktayken faciaya davetiye çıkartan sürücü böyle uzaklaştı. Kazalarda bu araç kamerasının ne kadar önemli olduğu gözükmektedir. Çünkü suç bizde de olabilirdi, karşı tarafta da olabilirdi. Kamera görüntülerini inceleyen polis o sürücüyü gözaltına aldı. Denizli'de park halindeki bir aracın bagajında ceset çıktı. 51 yaşındaki Mustafa Ilçağ ailesi her yerde arıyordu. Aracı ormanlık alanda park halinde bulunan Ilçağ'ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aracın kapıları kilitliydi. Pencereleri de perdeyle kapalı. Ama ticari aracın bagajına saklanan cesedi çevredekiler fark etti. Polise haber verdi. Kan donduran cinayette böyle ortaya çıktı. Mustafa Ilçak 51 yaşındaydı. Cezaevinden kısa bir süre önce çıktı. Ortadan kayboldu. Ailesi her yerde onu arıyordu. Ticari aracı ormanlık alanda bulundu.
Çevredekiler uzun süre aracın yanına kimse gelmeyince şüphelendi. Kilitli aracın içine bakmaya çalıştı. Gördükleri ise kan dondurdu. Aracı bulanlar içinde bir ceset olduğunu fark etti. Hemen polise haber verdi. Kapı açıldı. Mustafa Ilçak'ın cansız bedenine ulaşıldı. 51 yaşındaki Ilçak darp edilmiş, ardından da bıçaklanmıştı. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ekipler araçta parmak izi aradı. Güvenlik kameraları ve mobeselerde didik didik tarandı. Polisler şimdi cinayetin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor. Adana'da mutfaktaki buzdolabı bir evi küle çevirdi. Buzdolabından çıkan alevler çevresindeki eşyaları sonra da tüm evi sardı. Yangının ardından gözlerse buzdolabı kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine çevrildi. Kadınlar aşağı inmiş. Üst katta birileri var, çığlık atıyor adam. Mutfaktaki buzdolabı yanmaya başladı. Alevler tüm evi sardı. Apartman dairesi küle döndü. İki kadın dumandan zehirlendi. Adana'da dün akşam saatlerinde mutfaktaki buzdolabından çıktı yangın. Giderek büyüdü. İtfaiye ekipleri 8. kattaki alevleri söndürmek için geldi. Ev içinde mahsur kalan iki kadın kurtarıldı. Dumandan zehirlendikleri belirlenen kadınlara ilk müdahale ambulansla yapıldı. Akıllarda kalan soruysa buzdolabında yangın neden çıktı? Buzdolaplarındaki termostat ya da termik gibi devrelerin arızalanmasıyla birlikte buzdolabı yüksek amper çekebiliyor. İşte bu ısınmayla birlikte motor aşırı güç çekerek yanabiliyor. İşte uzmanlara göre eğer evde bir kaçak akım rölesi sistemi bulunmuyorsa yangın riski oldukça büyük. Uzmanlara göre bir başka tehlike ise buzdolaplarını duvara yaslamak. İçerlerinde gaz sistemi olduğu için o gaz devamlı devir daim yapıyor. Eğer havasız bir ortamdaysa motor iyice ısınabiliyor. İşte bunun için en makul seviye yaklaşık 5 santimetre. Yani duvarla buzdolabı arasındaki mesafe en az 5 santimetre olmalı. Emeklileri hedef alıyordu, kalabalık yerlere astığı ilanlarla işe alma bahanesiyle onları ağlarına düşürüyordu. 36 bin liralık vurgun yapan dolandırıcının mağdurları sadece paralarını değil, sağlıklarını da kaybettiler. Dolandırıldım, üzüntüden çok felç geçirdim. O suyu içmesem ölüyordu. Onuş gitti. Sabıkalı dolandırıcının ağına düştü. İş ararken borca girdi. Kredi kartından dolandırıcı para çekerken böyle görüntülendi. Üstelik onun tuzağına düşen tek kişi o değildi. Dolandırıcı Ali Akay'a senin maaşını kredi kartına yatıracağım ancak bana kredi kartını vermen lazım. Bilgilerini de ATM'den almamız lazım dedi ve kartı taktı. O sırada Ali evet. Bey şifresini girdi. Evet. Şifreyi girince dolandırıcı girdiği şifreyi aldı ve daha sonra da Ali Bey'den aldığı kredi kartıyla bankamatikten para çekti. Sen dedi git şuraya dedi bir kimlik fotokopisini çektir gel dedi bana. Ben de gittim kuzu gibi ama baktım adam kaybolmuş yok piyasada. Dolandırıcı kalabalık yerlere ilan asıyordu. Dolgun maaş veririm geç gelir erken çıkarsınız diyerek çoğu emekli kurbanlarını etkiliyordu. Sana diyor bir kıyaklık yaparız diyor sana bir saat erken gelirsin diyor iki saat... Erkenden gidersin diyor. Maaş 3 milyar yakın vereceğim diyor. Asıl adı Erol Gündüz olan dolandırıcı sahte kimlik taşıyor, kendini de iş adamı olarak tanıtıyordu. Kendisini arayanları ağına düşürmek onun için zor olmadı. Bekçi aranıyor diyor. Oraya ilan koymuşlar. Ben de o telefon numarasını aradım. Ali Akay ve Muzaffer Öztürk dolandırılan 28 kişiden sadece ikisi. Ali Akay dolandırılınca hem rahatsızlandı hem de borç batağına girdi. Kaç para çekmiş? 5 milyar. Felç geçirdim. Ama ne yazık ki yapamayacak bir şeyim kalmadı artık. Ben çalışamıyorum. Dolandırıcı Muzaffer Öztürk'e ise orucunu bozdurdu. Bunalıma girdim ben nasıl bu hatayı yaptım diye. Adam kayboldu ya ortadan. O suyu içmesem ölüyordu. Suyu içtikten sonra kendime geldi. Oruç gitti ama. Oruç gitti. Asay Şube Müdürlüğü ekiplerince şikayetler üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Tespit edilen dolandırıcı yakalandı. Aynı yöntemle 36 bin lira çaldığı belirlenen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anaokuluna öğrencileri taşıyan servis şoförü fazla yolcudan bir şey olmaz dedi. Öğrencilerin hayatını tehlikeye soktu. Öyle ki 19 koltuklu servis aracında birazdan izleyeceksiniz adeta tüm okulun öğrencileri vardı. Şişi.
Servis aracında tam 74 çocuk vardı. Minik öğrencilerin servisten tahliyesi dakikalarca sürdü. Bir araya toplandıklarında ise araçtaki şok eden tablo gözler önüne serildi. Çin'deki servis aracında sürücü koltuğunun yanında duran bir grup çocuk devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Minibüsün kapısının açılmasıyla da yetişkin bir kadın adeta servisten düştü. Minibüsün sadece 19 koltuğu vardı. Buna karşılık içinden 74 minik anaokulu öğrencisi ve bir de öğretmenleri çıktı. Minikler servise adeta istiflenmişti. Üstüne üstlük 27 yaşındaki şoförün okul servisi ehliyeti de yoktu. Miniklerin kimi şaşkın, kimi de ürkmüştü. Son karede ise olayın vehameti daha net ortaya çıktı. Okul bahçesini dolduracak kadar çocuk arkalarındaki minicik servis aracından çıkmıştı. Bu tedbirsizliğe göz yuman okul yönetimine soruşturma açıldı. Ehliyetsiz şoför de gözaltına alındı. Birlikte alkol alan iki arkadaş birden küfürleşmeye başladı. Eşine küfür edildiğini iddia eden Aykut Arıcılar arkadaşını gözünü bile kırpmadan bıçakladı. İddiası bu. Birlikte alkol aldığı arkadaşını ekmek bıçağıyla bu nedenle katlettiğini söyledi. Polis cinayet zanlısını yakaladığında kurbanıyla birlikte aldığı alkolün etkisi daha geçmemişti. Serhat Çetin ve Aykut Arıcılar'ın yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. İki arkadaş dün hayvan pazarında alkol almaya başladı. Aykut Arıcılar'ın iddiasına göre Serhat Çetin eşine küfretti. Arıcılar da ekmek bıçağıyla arkadaşına saldırdı. Çevredekiler ikiliyi güçlükle ayırdı. Çetin'in durumu ağırdı. Hastanede 48 yaşındaki Serhat Çetin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis cinayet zanlısı Aykut Arıcılar'ı kısa sürede yakaladı. Aldığı alkol nedeniyle ayakta bile güçlükle duran Arıcılar gözaltına alındı. Öğle yemeği için restorana oturdu, montunu sandalyeye astı. Yaptığı bu büyük hatanın 1.000 lirasına ve anılarına mal olduğunu anladığında artık çok geçti. Yedim yemek kursamda bıraktılar. Hırsızlar o yemek yerken cüzdanına göz dikti. Sandalyeye asılı olan montundan cüzdanını alıp kayıplara karıştı. Onu üzense giden parası değil cüzdanındaki fotoğraflardı. Kızım vardı, bir şeyim vardı rahmetli şeyde. Onlar da hepsi içindeydi. Tek fotoğrafı mıydı kızınızın, rahmetli kızınızın fotoğrafı cüzdanınızda mı? Evet, tek oydu. Paradan önce fotoğraf daha önemliydi benim için. Mehmet Avdut öğle saatlerinde yemek yemek için işten çıktı. Fatih'te bir restorana oturdu. Arka masadaki kırmızı kazaklı bu adam başta hiç dikkatini çekmedi. Yemek esnasında yerken ceketimi astım ve hırsız benim arkamdaydı. Ben görmedim onu, fark etmedim. Eğilmiş ekmek almış gibi yapıyordu. Hırsız tam da bu masada oturuyordu. Mehmet Avdut da hemen yan tarafında yemek yiyordu. Hırsız Avdut'un yemek yemesini fırsat bildi ve montunda değerli bir eşya aramaya başladı. Ben dönüp adama bakmıştım. Tam bakamadım. Dedim ayıp olmasın diye. Belki yani bir şeyler düşürmüş alabiliyor. İkinci sefer şey kurcalayınca bulmuş. Cüzdanı alan hırsız iddiaya göre işbirlikçisiyle restorandan ayrıldı. Avdut zaten şüphelenmişti. İkili çıkınca cüzdanına baktı ama artık çok geçti. Ceplerimi kurcaladım, baktım cüzdan yok. Kapıdan çıktım, dışarı çıktım, sağa sola baktım, adamı görmedim. Cüzdanında 1.000 lira parası vardı. Bu görüntülerle karakola giden Avdut, hırsızın bir an önce yakalanmasını ve cüzdanındaki fotoğrafların geri getirilmesini istiyor. Yemek yerken soyulduk abi. Mal varlığını veriyor. Kimden haberi var? Kimin haberi var? Bu problemi çözene evimi vereceğim dedi. Niye yapar? Ne bileyim ben, kendisine sorayım. Niye yapıyor acaba? Asıl problemi ben kendi evinde yaşadı. Bu yıllardır bu işleri yapıyor. Sen olsan ne yaparsın bana söyle. Ne yaparsın? Emekli matematik öğretmeninin en büyük imtihanı... Eşinizi alacak mısınız efendim? Az sonra Show Haber'di. Matematik öğretmeni Aydın Çerit 2 yıl önce emekli oldu ancak kendini sayılardan kopartamadı. Hazırladığı problemi çözene tüm mal varlığını vereceğini söyledi ama asıl problem kendi evinde çıktı. Çünkü eşinin bu durumdan haberi yoktu. Biz çadırda mı yaşayacağız diyen öfkeli eş emekli öğretmeni evden kovdu. Evini arabanın maaşını verince biz çadırda mı yaşayacağız? Sinir anında insan depolda der, sinirlendiği zaman her şeyde der.
Evi, dükkanı, otomobili, bankadaki parası. Neyin var neyin yoksa hazırladığım problemi çözene vereceğim dedi. Asıl problem kendi evinde çıktı. Emekli öğretmeni karısı evden kovdu. Kendini daha büyük bir problemin içinde buldu. Senin alıp veremediğin nedir ya? Ne bu mal varlığın bilmem neyim? Ne? Çekin 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 kardeşim çek. Mal varlığını veriyor. Kimden haberi var? Kimin haberi var? Kardeşim dün duydum ben de duydum. Komşulardan duydum. Kimin haberi var? Aydın Çerit, emekli matematik öğretmeni, 2 yıl önce emekli oldu. Ama rakamları bırakmadı. İçinden çıkılması zor bir problem hazırladı. 1523 rakamlı sayı, basamaklı bir sayı var. Bunu aşağıdaki 115 tane sayının kuvvetine, 10'un kuvvetine kullanarak aşağıdaki 115 sayıyla topluyoruz. Hangileri asaldır, hangileri değildir belirleyiniz diyoruz. Soru bu. Çerit, soruyu çözene de tüm mal varlığını vereceğini söyledi. Neyim var, neyim yok vereceğim. Araba, dükkan, ev, daire, işte mal var, şey para, miktar para. Samsunlu emekli öğretmen Aydın Cerit elinde bulunan bu matematik sorusunu çözene servetini verecek. Ancak bunu duyan 30 yıllık eşi onu evden kovdu. 30 yıllık eşim gözüme görünmez dedi, gönderdi bize. Aydın Cerit hocamızın evine geldik. Bakalım eşi kendisini eve kabul edecek mi? Kapıyı açan oğlu annesine sormadan onu eve almadı. Eve gelebilir misin? Habercileri mi taşıdın yanıma? Recep neden gizliyorsun benden? Hayır. Zaten sinirlerim bozuk. Ne bu ya? Soruyu çözen biz şey yaparsa veririm diyor. Nasıl verecek? Biz çadırda mı yaşayacağız kardeşim o verince? Zaten bir emekli maaşı bir evi var. Onu verecek de sonra ne olacak? Emekli öğretmenin bu ilk ödüllü sorusu değildi. Bir yıl önce hazırladığı soruyu bilene 93 emekli maaşını vereceğini söyledi. Soruyu çözen çıktı. Ancak emekli öğretmenin haline acıdığı için o ödülü almadı. Gizli yapıyor her şeyini. Gizli gizli. Benim haberim yok hiçbir şeyden kardeşim. Size böyle bir şeyi niye yapar işiniz? Niye yapar? Ne bileyim ben kendisine sorayım. Niye yapıyor acaba? Kendini kanıtlamaya çalışıyor. Ne diyebilirim ben daha? Emekli öğretmeni evinden kovan eşi öfkeliydi. Karısından gizli böyle şeyler yaparsa yok variyetimi veriyorum, arabamı veriyorum, eşimi veriyorum. Kim olsa siz olsa kısmaz mısınız? Habersiz gene yapıyor. Bu yıllardır bu işleri yapıyor. Sen olsan ne yaparsın bana söyle. Ne yaparsın, ne yaparsın? Bak benim halime görüyor musunuz? 45 kiloyum ben, 48 kiloyum. Matematik problemi az kalsın bir aileyi dağıtıyordu. Eşi geri adım attı. Bu kez emekli öğretmen korkusundan içeri adımını atmadı. Eşinizi alacak mısınız eve? Ya evin kapısı ona her zaman açık ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Aydın eve gelir misin? Hadi. Bak ev alıyor teyzesin. Ev alıyorum seni diyor. Alacak da kim bilir ne yapacak. Hiçbir şey. Korkuyor musunuz? Sizden mi korkuyor? Benden korkuyor. 30 senedir korkmadın da şimdi mi korkuyorsun? Yazıklar olsun. 20 defa. Emekli öğretmen bir kez daha kendi evinin değil kardeşinin evinin yolunu tuttu. Gir. Bak gir diyor. Yazıklar olsun. Sen gelirim ben. Buna mı? Bana mı? Evine gel evine. Emekli öğretmen kararlı. 19 Mayıs'a kadar soruyu çözen çıkarsa her şeyini soruyu bilene verecek. Tam bir gün ailesi de jandarma ekipleri de her yerde onu aradı. 14 yaşındaki şeker hastası çocuksa kimsenin beklemediği yerden tavan arasından çıktı. Bir günlük bekleyişin ardından karnı acıkan çocuk saklandığı yerden çıktı. Ailesinin korku dolu anları da sona erdi. Gel oğlum gel ya gel lan gel lan. Kimse dövmez. Gel ya gel. Ailesi her yerde onu arıyordu. O ise çok uzakta değil, tavan arasında saklanıyordu. Evden çıktığına herkesi inandırdı. Ekipler gece boyu onu aradı. 14 yaşındaki Hasan Bay acıkınca ortaya çıktı. Ne demişler anne? Afyon Karahisar'da yaşayan Hasan Bay babasıyla okula gitmediği için tartıştı. Şeker hastası olan çocuk evden kaçtı. Daha doğrusu ailesinin öyle düşünmesini sağladı. Arkadaşına mesaj attı. Burası boşluk bir alan, üşüyorum yazdı. Sözün söz dedim. Tamam anne. Tamam. Ailesi ve kurtarma ekipleri Hasan Bay'ın başına bir şey gelmesinden korktu. Gece boyu onu aradı. Ancak aramalar sonuç vermedi. Hiç ummadıkları bir anda şeker hastası çocuktan ikinci mesaj geldi. Annesine mesaj atan çocuk, anne çok acıktım. Saklandığım yerden çıkarım ama iki şartım var dedi. Biri babasının kızmaması, biri de jandarma ekiplerinin gitmesiydi. Şartları ailesi düşünmeden kabul etti. Jandarma evden uzaklaştı. Ailesinin her yerde aradığı çocuksa tavan arasında saklandığını söyledi. Herkesi şaşkına çevirdi. Kendini hissediyor musun?
sağlığın da yerinde. Bir daha böyle bir şey yapmazsın inşallah. Değil mi? Babası siz bunu bir doktora götürün yine de. Getirin. Doktor görsün. Ondan sonra tekrar görüşelim sizinle. İyi mi? Hadi geçmiş olsun bakalım. Sağ olun. Şeker hastası çocuğun hemen şekeri ölçüldü. Yemek yedirildi. Çocuğun saklandığı yerden çıkmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Hiçbir sıkıntı yok. Yok yok. Maltepe'de 8 yaşındaki Zelal Özmen okuldan evine geldi, yemek yedi, ders çalışmak için odasına gitti. Annesi ondan saatlerce haber alamayınca kızına seslendi. Ancak Zelal hayatta değildi. Zelal Özmen 8 yaşında bir ilkokul öğrencisiydi. Dün okuldan gelip odasına girdi. O odadan aynı gün cenazesi çıktı. Boğularak ölen Zelal Özmen'in ölümünün arkasındaki sır perdesi araştırılıyor. Hani tırmandığı şey merdivenle falan bağlamış. Dünerken merdivenden ayağa da kaymış olabilir. Kazayla olur. Zelal Özmen 8 yaşındaydı. İlkokul 8. sınıfa gidiyordu. Dün okula gitti, ardından evine geldi, yemek yedikten sonra ise odasına kapandı. Ödevimi yapacağım demiş annene, zaten ikinci sınıfa gidiyor. Zelal Özmen'in annesi kızının odasına girdi ve korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ranzada asılıydı ve hareketsiz bir şekilde duruyordu. O an şok geçirdi, hemen komşuları bağırış üzerine onun evine geldi. Bir buçuk yaşında çocuk daha var. Onunla ilgilenmiş, büyütmeye falan çalışmış. Bakmış sesi yok, bir bakmış gitmiş, çocuk orada öyle asılı kalmış. Olay yerine polis ve sağlık görevlileri çağrıldı. Zelal Özmen'in boynunda eşarp vardı. Polis, Zelal Özmen'in annesinin ve öğretmeninin bilgisine başvurdu. Zelal'in psikolojik bir sorunu olmadığı ortaya çıktı. Zelal Özmen'in cenazesi adli tıp kurumuna getirildi. Burada otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak. Zelal Özmen'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderilecek. Mardin'de bir barınakta bakımsız ve yaralı halde bulunan yavru köpek Leyla İstanbul'da tedavi oldu. Hikayesi görenlere umut veren Leyla iyileşti. Şimdi kendine sıcak bir yuva arıyor. Rakibeciğim. Dünyanın en arkadaş canlısı köpeği olabilir. İnsanlara, çocuklara, kedilere, köpeklere hepsinin üzerine koşuyor. Benimle oynayacaklar diye bir umutla. Tek istediği şey oyun. İki aylıkken şiddet gördüğü için arka ayakları kırıldı. Yavru köpek Leyla bakınca insana umut veriyor. Çünkü Leyla bütün olumsuzluklara rağmen Mardin'den İstanbul'a uzanan bir yolculuğun sonunda hayata tutundu. Leyla ön iki ayağı sağlıklı, arka iki ayağı kırık, sürüne sürüne yürüyen, barınakta büyük köpeklerden yemek kapma mücadelesi veren minnacık el kadar bir hayvandı. Asude Yağmur, Mardin'de buldukları Leyla'nın tedavisini üstlendi ve ona evini açtı. Ancak ona Eylül 2016'dan beri bir yuva bulunamadı. Hadi Leyla. Hadi. Leyla iki aylıkken şiddet gördüğü için arka ayakları yok. Yürüyüş sayesinde diğer köpekler gibi koşup oynayabiliyor. Ancak onun ömür boyu özel bakıma ihtiyacı var. Çünkü arka ayaklarını artık kullanamıyor. Islatmış her yerini de onun. Ay. Bir ışınla tedavisi gördü Leyla. Çeşitli masaj terapiler gördü. Bize yapılabilecek bir şey olmadığı söylendi. Böyle yürüteciyle yürümeye devam edecek ve ömür boyu bezlenecek. Asude Yağmur Leyla'yı dışarıya çıkartmak için her gün 4 kat merdiven inip çıkıyor. Çünkü oturduğu apartmanda bir asansör yok ve Leyla yavru bir köpek olsa da hiç hafif değil, 22 kilo. Leyla'yı kucağımda indirip çıkarıyorum. En büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Aynı zamanda ben aşçıyım. Şu an freelance, evden çalışıyorum. Leyla'yı ömür boyu sahiplenecek kişinin en azından asansörlü bir evde oturması gerekiyor. Leyla başta bizden korkmuştu ama şimdi birbirimize çok alıştık. Arka ayakları tutmasa da onun başka hiçbir sağlık problemi yok ve artık Leyla yeni evini arıyor. Leyla şu an geçici yuvada, benim evimde misafir şu an. Leyla'ya güzel bir aile arıyoruz. Hayat düzeni oturmuş, mümkünse bahçeli evi olan. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır. Şimdi büyük bir çaresizliğin görüntüsü var sırada. Şanlıurfalı hurma ailesi 1500 liralık kira borçlarını ödeyemeyince onları ev sahibi sokağa attı. Baba Veysi Hurma kimseye muhtaç olmamak için evin dolaplarından kendilerine 2 metrekarelik bir baraka yaptı. 5 kişilik aile şimdi orada yaşıyor.
Hiçbir iş bulamayınca hurdacılığa yöneldim. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi durum vaziyet bu. En küçüğü 5, en büyüğü 12 yaşında 3 evladı var. Ancak sabit bir geliri yok. Kirasını ödeyemedi. Ev sahibi dışarıya attı. Hurma ailesi dolabın içinde yaşamaya başladı. Bunu evdeki kardolabın parçalarıyla yaptım. Benim mesleğim kaynak, düz bir kaynakçıyım ben. 48 yaşındaki Veysi Hurma kaynakçı olarak iş bulamayınca hurdacılığa başladı. 3 evladının yeme içme masrafını karşılayabilecek kadar kazanıyordu. Kirasını da faturaları da ödeyemedi. 1500 liralık borç yüzünden ev sahibi onları kapının önüne koydu. Herkesin elinin altında olmaktansa kendi yaptığımız yerde oturmaktan daha iyidir yani. Başımız en azından diken üstünde oturmuş gibi olmayız. Çocuklar rahat eder. Kimseden azar işitmeyiz en azından. 3 evladı ve eşiyle sokakta kalan Veysi Hurma evin dolaplarından kendine 2 metrekarelik bir ev yaptı. Karyola demiri, tekerlekler, şöyle bir çekecek yaptım ve bunları da gördüğünüz gibi karyola tahtalarından yaptım. Ve çocuklar yatar, biz yatmasak da olur. Çocuklar yatsınlar yeter. 2 metrekarelik o evde hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Üstelik yokluk içindeki hurma ailesine bir de hırsızlar dadandı. Geceleri korkudan uyuyamıyorlar. Fazla uyuyamadık da çocuklar dedi ki rahat etsin. Veysel daha doğrusu sabaha kadar hiç uyumadı, gözüne uyku girmedi. Belediye ekipleri kira borcunu hesaplarına yatırdı. Ama aile o parayı kabul etmedi. Ben evi dağıttıktan sonra duydum ki 1,5 milyar, yani 1500 TL bir para yatmış. O da hanımın hesabına yatmış. Onu da almadım. Almadım çünkü evi dağıttıktan sonra o 1500 TL'nin bir şeysi kalmıyor. Değeri kalmıyor. Şimdi Hurma ailesinin tek bir isteği var. O da baba Veysi Hurma'ya alın terini dökerek parasını kazanacağı, evlatlarına bakacağı bir iş. Yani bunu gördükten sonra insan utanıyor. Bir şey söylemeye utanıyor yani. Öğretmenlik dünyanın en kutsal ve bir o kadar da zor mesleği. Ne yazık ki öğretmenlere her zaman gereken kıymeti veremiyoruz. Ama istisnalar da yok değil. Karkış demeden çocukların yardımına koşan kadın öğretmen tam 1 milyon dolarla ödüllendirildi. Kutuplardaki Eskimo köyünde öğretmenlik yapan kadın yılın küresel eğitimcisi ödülüne layık görüldü. 1 milyon dolar kazandığı haberini uzaydan aldı. Maggie McDonald, Kanada'nın en uzak ikinci yerleşimi olan küçük bir Eskimo köyünde öğretmen. Çalıştığı yere karadan ulaşım yok. Ancak hava yoluyla yılın belli dönemlerinde gidebiliyor. Havanın genelde -30 derece olduğu köyde 6 yıldır öğretmenlik yapıyor. Ancak 1 milyon dolarlık ödülü sadece kuş uçmaz kervan geçmez yerde görev yaptığı için almadı. Genç kadın bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek için yürüttüğü gönüllü çalışmalar ve gençlerin sorunlarına eğilmesi nedeniyle 1 milyon dolara layık görüldü. Çünkü mahrumiyet bölgesinde yaşayan Eskimo gençleri bunalım nedeniyle intihara çok yatkın. Dünya çapında eğitimcilerin itibarını yükseltmeyi amaçlayan ödül törenine Dubai emiri Sheikh Al Maktoum'un yanı sıra birçok ünlü davetli de katıldı. Genç öğretmenin ödülünü uluslararası uzay istasyonundaki Fransız astronot ilan etti. Dünya çapındaki 10 meslektaşı arasından sıyrılan genç öğretmen kazandığı ödülü de yine Eskimo gençleri için harcayacağını söyledi. 5 maskeli hırsız ellerinde satırla iş yerini soymaya geldi. Kepengi kırdıktan sonra dükkanın içine adeta talan eden soyguncular tek tip kıyafetleriyle adeta Daltonlar gibiydi. Tek tip kıyafet giyen şebeke üyelerinin elinde satır vardı. Elektronik malzemeler satan dükkanı saniyeler içinde talan edip tüm çaldıklarını kapıda bekleyen minibüse yüklediler. WhatsApp ihbar hattımıza İstanbul Esenyurt'tan geldi görüntü. Beyaz minibüsle keşif yapan hırsızlar saat 03.52'de dükkanın önüne geldi. Satır ve kesici aletlerle araçtan inen şebeke üyeleri tek tip kıyafet giymişti.
Beşinci soyguncu ise minibüsün içinde bekledi. Suç ortakları adeta karınca sürüsü gibi dükkanın içine dağılıp ellerine ne geçtiyse çalmaya başladı. Soygun sadece bir dakika sürdü. 12 bin lira değerinde anten ve kamera kablosu çalındı. 4 soyguncu geldikleri minibüse binip kaçtı. İş yeri sahibi dükkana geldiğinde artık çok geçti. Kamera kayıtlarını polise teslim eden esnaf şimdi hırsızların yakalanmasını bekliyor. Okey özellikle yaz gecelerini vazgeçilmez oyunlarından ama okey okey olalı hiç böyle oynanmadı. 4 çılgın genç dünyada yapılmayanı yaptı, masalarını kurdu, ıstakalarını aldı, havada uçarken taş peşinde koştu. Bir yandan gökyüzünde fırfır döndüler, bir yandan da masada okey'e döndüler. 4 çılgın genç yerden metrelerce yüksekte okey oynadı, keyif yaptı. Görüntüler dünyada ilk. Bugüne kadar havada çok tehlikeli işlere kalkışan oldu. Ancak Türk işi böyle bir denemeye kalkışan olmadı. Fethiye Ölüdeniz'de yamaç paraşütü öğretmenliği yapan Hasan Kaval, iple bağlı masa ve arkadaşlarıyla birlikte havalandı. Gökyüzünde sanki kahvehanedeymiş kadar rahat olan gençler bir ara kendilerini oyuna iyice kaptırdı. Grup eğlenceli anların ardından sağ salim yere indi. Daha önce başka bir eğitmen arkadaşıyla havada tavla oynayan Kavalcı bu kez işi gökyüzü partisine çevirdi. Macera perest paraşütçünün bundan sonra ne yapacağı merakla bekleniyor. Şov Haber, WhatsApp ve Bip ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02 diyelim ve şimdi ara verelim. Şov Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.